Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Son dakika haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Galatasaray transfer gündemiyle başlıyoruz. Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sattığı kadar oyuncu alabilecek olması, eldeki mevcut oyunculardan bazılarıyla yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Bu doğrultuda Galatasaray kadroda piyasa değeri en yüksek oyuncuların başında gelen Belhanda'ya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Suudi Arabistan medyası, Fas kaynaklarına dayandırdığı haberlerle Belhanda'nın mi Gomis'in takımı Al Hilal'e transfer olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz sezon Gomis'i Galatasaray'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Al Hilal, iddiaya göre bu kez de Belhanda için sarı kırmızılı takıma teklifte bulundu. 2 sezon önce Dinamo Kiev'den 9 milyon euro karşılığında transfer edilen Belhanda, 13 milyon euro karşılığında Al Hilal'e transfer olduğu iddiaları var. Sezon başında yaptığı hataları tekrarlamak istemeyen ve şimdiden iki isimle anlaşma sağlayan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. İddia göre Sarı Kırmızılar ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sağ beki Şener Özbayraklı ile anlaşma sağladı. Sarı lacivertli takımla sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılar transfer döneminin başlamasıyla beraber imzayı attıracak. Galatasaray'ın Şener ile 4 senelik bir anlaşma yapacağı öğrenildi. Galatasaray Şener Özbayraklı dışında da kaliteli yerli futbolcularla ilgili kapsamlı bir çalışma içine girdi. Sezonun sona ermesiyle beraber Deniz başta olmak üzere transferlere düşünülen yerli futbolcularla ilgili girişimlerin başlayacağı ifade edildi. Galatasaray'ın 10 numara pozisyonu için gündemini aldığı isimlerden biri Lig 1 ekiplerinden Nemste bu sezon ciddi bir yükselişe imza atan Teji Savanier oldu. Sevilla'nın da transfer listesini aldığı belirtilen Savanier ile ilgilenen kulüpler arasında Fiorentina, Montpellier ile birlikte Galatasaray'ın da olduğu kaydedildi. 2015'ten bu yana NEMS forması giyen ve takımın Lig 1'e yükselmesinde de büyük payı bulunan 27 yaşındaki oyuncu orta sahadaki skor katkısıyla fark yaratıyor. Bu sezon Lig 1'de 31 maça çıkan Fransız futbolcu 6 gol ve 13 asistlik bir performans sergileyerek dikkatler üzerine çekti. Yaptığı 13 asist ile ligin asist kralı olan Nicolas Pepe, Angel Di Maria gibi isimleri de bu alanda geride bıraktı. Galatasaray Lokomotif Moskova ile sözleşmesi biten Manuel Fernandes'i Belhanda'nın alternatiflerinden biri olarak görüyor. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Türkiye'de iz rakam Portekizli oyuncu Fatih Terim tarafından da beğeniliyor. Fernandes geçtiğimiz sezon Rus liginde 19 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı. Devler liginde geride kalan sezonda Galatasaray'la aynı grupta olan Lokomotiv Moskova ile de 4 maça çıktı. Şampiyonlar liginde üst turlara çıkmayı hedefleyen Sarı Kırmızılar transferde de ona göre hareket edecek. Alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Fatih Terim Fegül'ünün kesinlikle takımda kalması gerektiğini vurguladı. Yönetimden Onyekuru'nun da yeniden kiralamasını talep eden Fatih Terim, Buruma ve Riyan Babel'in de kadroya katılmasını istedi. İmparatorun bu taleplerine olumlu yarat veren sarı kırmızılı yönetim çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak Everton'la Onyekoro için yeniden temasa geçildi. Alman devi Bayer Münih'le de adı anılan Nijeryalı oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. Galatasaray'da şampiyonluğun faturası 31 milyon TL. Başakşehir'e 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan edilmesinin ardından sarı kırmızılı ekip 5 kulübe şampiyonluk bonusu ödemesi yapacak. Şampiyonluğun Ardından ise en büyük ödemeyi Kasımpaşa'ya yapacak. Enmaya transferinde sözleşme şampiyon olunması halinde bonus ödenir maddesi eklenmesi nedeniyle Kasımpaşa kulübüne 3 milyon euro ödeme yapılacak. Fernanda için de Manchester City'ye 500 bin euro, Belhanda için Dinamo Kiev'e 500 bin euro, Mariano transferinde de Sevilla'ya 250 bin euro ve Fegulu için de West Ham United'a 200 bin dolar ödeme yapılacak. Sarı Kırmızılar toplamda bu kulüplere TL olarak 31 milyon liralık şampiyonluk bonusu diyecek. Fenerbahçe'nin transfer gündemi. Süper Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren Fenerbahçe önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertli kulüp Benfica'dan lücubamir Fessa'yı transfer etmek istiyor. Başkan Ali Koç'un sportif direktör Komoli'yi dahi yanına almadığı ve son derece gizli tuttuğu Portekiz seferinde ziyaretinin merkez üssünün Benfica kulübü olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un Portekiz'e gittiği dönemde Brahimiye teklifte bulunduğu haberleri çıkmıştı. Ancak başkanın Benfica'nın Sırp oyuncusu Ljubomir Fessa için temasla bulunduğu ifade edildi. 30 yaşındaki Sırp oyuncu ön libera'da görev yapıyor. Bu sezon 33 resmi maçta 2.753 dakika görev yaptı. Portekiz liginde 18 karşılaşmada 1.441 dakika sahada kaldı. 11 Ocak'ta 90 dakika oynadı. Santa Clara maçı sonrası formayı unuttu. 4 Mayıs'ta Portimense maçı'nın son bir dakika görev aldı. Fenerbahçe'de bu sezon oyuna ikinci yarıda girdikten sonra gösterdiği performansa takımını ateşleyen Fransız futbolcu Valbiona ile ilgili karar verildi. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yeni sezon planlaması yapılıyor. Fransız futbolcunun ilk 11'de üst üste oynadığı maçlardan sonra yaşadığı sakatlık problemi teknik heyetin kararında etkili oldu. Fransız futbolcunun yaşı ve sakatlık problemi nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmediği öğrenildi. Sözleşmesi sona eren futbolculuğuyla yolların ayrılması bekleniyor. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Fransız futbolcunun sağ bacak adelesinde yırtık olduğu belirtildi. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşte, adı Fenerbahçe ile anılan Emre Belezoğlu hakkında açıklama yaptı. Gümüşte, Emre Belezoğlu'nun bir sene daha Fenerbahçe'de oynayıp futbolu bırakma isteği var ifadesini kullanmıştı. Gümüşte Abdullah Avcı konusunda ise Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılma isteği varsa Cumhurbaşkanı Cuma günü maçtan sonra görüşürüz dedi. Beşiktaş'ın transfer gündemi. Siyah beyazların devre arasında PSV'den kadrosuna kattığı İsmat Mirin sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı. İlk geldiği haftalarda iyi bir görüntü sergileyen Mirin Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından büyük düşüş yaşadı. Yönetimin de memnun olmadığı deneyimli stoper için sezon sonunda takım bakılacak. Başkan Orman ve ekibinin Mirin'in yerine düşündüğü isim ise Marcelo olduğu belirtildi. Beşiktaş'tan Lyon'a 2 sezon önce 7 milyon euroya transfer olan Brezilyalı stoper bu sezon 45 maçta forma giydi ve başarılı bir performans ortaya koydu. Ancak Lyon taraftarlarıyla arası kötü ve bu sezon tribünlerle tartışma yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu için Fransız ekibine kiralama teklifi yapılacak. Marcelo'nun da geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlar bir yandan da mevcut kadroda yapılacak olan revizyonla uğraşıyor. Bu isimlerden biri de Şilili Yıldız Geri Medel, kariyerinin sonunda Premier Lig'de oynamak isteyen Medel, Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi ve alacaklarına mansuben bonservisinin bedelsiz verilmesini talep etti. Siyah-beyaz yönetim ise bu teklifi kabul etmezken 32 yaşındaki oyuncuya 5 milyon euro getirmesi durumunda serbest kalabileceğini iletti. Beşiktaş'ta gönderilmesi düşünülen isimlerin başında ise Jeremijn Lens geliyor. 32 yaşına giren ve 3 yıllık da anlaşması bulunan Hollandalı herhangi bir teklif gelmemesi sıkıntı yaratıyor. Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven'e sürpriz talip çıktı. Seri A takımlarından Lazio'nun 5 gol ve 4 asistle başarılı bir sezon geçiren Güven için menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara 8 milyon euro teklif sunmaya hazır olduklarını iletti. Beşiktaş yönetimi içinde teklif iddiası heyecan yaratırken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise resmi teklif gelmeden heyecan yapılmamasını istedi. Ayrıca başkanın bu teklif resmileşse bile Güven'i 10 milyon euro'nun altında bırakmayacağını söylediği öğrenildi. Bunların yanında Beşiktaş Beşiktaş'ın performansıyla göz dolduran genç yeteneği Dorukan Tökes Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax genç yıldız Dorukan Tökes için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. İtalyan, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin peşinde olduğu Dorukan Tökes için Ajax Beşiktaş'a 7 milyon euroluk teklifle geldi. Ancak 23 yaşındaki oyuncuyu 15-20 milyon aralığında bir rakama satmayı planlayan siyah beyazlar teklifi geri çevirdiği iddia edildi. Tüm sezon kalenin yükünü tek başına çeken Lorus Karius'la rekabet edebilecek bir isim arayan Beşiktaş filebekçisini de buldu. Yönetim yeni Malatya Spor'un 29 yaşındaki eldiveni Ertaç Özbür'ü gözüne kestirdi. İddiaya göre tarafların görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında. Sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan Ertaç şartları kabul ettiği takdirde bonservissiz ve bedelsiz olarak Beşiktaş'a katılacak. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz aşağıdaki pencereden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videonun sonuna böyle bir ek bilgi olarak paylaşmak istiyorum. Bu videoları hazırlarken transfer mark verilerine göre hazırlıyorum. Yani kesinlikle kafamdan ya da başka bir şekilde uydurma haberler değildir. Ve bu haberler kesinlikle tra transfer iddiasıdır. Yani ben kesinlikle oldu bitti. Transfer oldular gelecekler gibi terimler kullanmıyorum videolarımda hep transfer iddiası transfer iddiasına göre şeklinde telaffuz ediyorum bir de yorumlarda artık çokça karşıma çıkmaya başladı yok böyle haberleri kafamdan sıkma yok uydurma ve en önemlisi hakarete varan mesajlar almaya başladım bundan dolayı bu videonun sonuna böyle bir konuşmak demek istedim lütfen arkadaşlar eleştiri yapabilirsiniz eleştiriye ben açayım fakat insanların ailesine hakaret eden eleştiri olmaz. Yapıcı eleştirilere ben açığım. Yanlışlarım varsa düzeltirim. Sorun değil ama lütfen hakaret etmeyin. Neyse arkadaşlar ben bunu söylemek istedim. Lütfen tekrar ediyorum hakaret etmeyin. Bu videoları ben hazırlarken emek veriyorum. Yani bir günüm gidiyor neredeyse. Belki de daha fazla araştırmaktır bilmem. Fotoğrafları bulmaktır. Metni hazırlamaktır. Konuşmaktır. Lütfen emeğe saygı gösterelim. Hakaret etmeyelim. Tekrardan herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar.